22. madde üzerinde ikisi aynı mahiyette olmak üzere 4 önerge vardır. İlk okutacağım 2 önerge aynı mahiyettedir. Önergeleri okutup birlikte işleme alacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan bir sıra sayılı kanun teklifinin 22. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saruhan Oruç İstanbul, Tülay Hatimoğulları Oruç Adana, Ali Kenanoğlu İstanbul, Rıdvan Turan Mersin, Zeynel Özen İstanbul. Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahiplerini okuyorum. Lütfü Türkkan Kocaeli, Ayhan Erel Aksaray, Hasan Subaşı Antalya, Ahmet Kamil Erozan Bursa, Feridun Bahşi Antalya milletvekilleri. Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önergeler üzerinde söz isteyen Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul. Buyurun Sayın Toğrul. İmzası yok. İyi bir madde hazırlasaydınız gerçekten gerekçe okuturduk ama öyle değil. Genel Kurulu, Sayın Başkan Genel Kurulu ve Genel Kurulu'nun emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Şimdi kuvvetler ayrılığı ilkesi yürütme organının yargının kararına uymasını yükümlü kılar. Ancak üzerinde konuştuğumuz 22. maddeye göre yapılan düzenlemede ben buna uymuyorum diyorsunuz. Uygun görmediği için de Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde bu madde esaslarına göre istihdam edilir. Yani bu iki bakanlıktan biri ihraç oldu ve itiraz etti, tekrar döndü. Ama eski yerine dönemiyor. Nereye dönüyor? Araştırma merkezlerine. Peki bir süre sonra bu araştırma merkezleri nasıl olacak? Sürgün merkezleri ismiyle tanımlanacak. Orada çalışanların hepsi terörist muamelesi görecek. Şimdi değerli arkadaşlar bunun yapılmaması lazım. Peki buna kim karar veriyor değerli arkadaşlar? Buna Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna kararı Milli Güvenlik Kurulu karar veriyor. Peki değerli arkadaşlar anayasamızın 118. maddesine göre Milli Güvenlik Kurulu icracı bir karar verebilir mi? Sayın Milli Savunma Bakanımız burada. Anayasamız böyle bir karar veremez. Ancak Bakanlar Kurulu'na tavsiyede bulunur. Peki ne yapıyor burada? Karar veriyor. Ayrıca bu maddede iltisak diye bir kelime geçiyor değerli arkadaşlar. İltisak kavramı muğlaklığı sebebiyle yasalarda yer almaması gereken istismara açık bir konudur. Şüpheden sanığın yararlandığı temel ceza prensipleri de mevcut iken herhangi bir yargılama yapılmaksızın keyfi usul ve esaslarla düzenlenecek fişleme raporlarının esas alınması mümkün olmamalıdır. Söz konusu düzenleme ile yürütme tarafından vatandaşlar fişlenmektedir. Öte yandan OHAL komisyonunu inceledi diyelim. Evet OHAL komisyonunu sizin atadığınız kişiler belirliyor. Evet komisyon hukuki kuralları dikkate almıyor. Ama buna rağmen OHAL komisyonunun aldığı kararlara uymamayı da getiriyorsunuz. Yani ben komisyonu kurdum, komisyon karar verdi ama buna rağmen ben bu kararı beğenmezsem kabul etmiyorum diyorsunuz bu yasaya göre. Değerli arkadaşlar, diğer yandan eğer komisyon kişinin iadesine karar vermişse neden kamu görevinden çıkarılma ile ilgili herhangi bir tazminat talebinde bulunamıyor? Yani kişiyi siz gönderdiniz, yargılandı, olmaz ya itiraz etti çünkü bugüne kadar çok az örneği var ve aklandı geri döndü. Tazminat vermiyorsunuz. Peki bu işleme neden olana bir ceza veriyor musunuz? Yani biri sizi açığa aldırdı, siz gadre uğradınız, ekmeğinizden oldunuz. Biraz önce Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dediği birçok şeyler yaşandı, aile faciaları yaşandı ama bunun sorumlusu olan bir kişi hesap vermeyecek. Bakın Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bir tane insan çıktı,
üniversitesinden 122 tane insanı fişledi, jurnalledi. Peki ne oldu? Arkasında işte bu yasayla siz arkasına sahip çıkacaksınız ve o insan eğer döndü gitti üniversitesinde 4 tane akademisyeni silahını çekerek patır patır öldürdü. Değerli arkadaşlar, bu çok ciddi sıkıntılara neden olacak. Bakın, bunları eğer yaparsanız burası artık hukuk devleti olmaktan çıkar. Şimdi tabii ki biz anlıyoruz sizin bunu niye yapmak istediğinizi ve bununla ne olacağını. Türkiye'nin imza atmak zorunda olduğu anayasanın, kanunların ve üç hukukun üstünde olan temel hak ve özgürlükler ilişkin milletler arası anlaşma hükümlerini bypass etmek istiyorsunuz. AİHM'in kararlarını, kriterlerini bypass etmek istiyorsunuz. AİHM'in vereceği tazminat davalarının önünü almak istiyorsunuz. Eğer böyle yaparsanız gerçekten bu ülkede artık herkes herkese kadre uğratacak ve hiçbir sorumluluk duymayacaktır. Bu ülkenin ihtiyacı olan... Teşekkür ederim.